Merhum büyüklerim, ki en eskilerine gidersek Devr-i Osmani'nin kuruluş yılları. Üçüncü padişah olarak bildiğimiz Sultan Murat Hüdavendigâr Han Hazretleri. Malum her padişahı yetiştiren bir lalası oluyor. Birinci Murat Han'ı yetiştiren lalası ise Lala Şahin Paşa. Bizim aynı zamanda hem babaannemiz, cihetiyle ceddimiz, hem kurduğu vakıfların mütevellisi olmak itibariyle onların tesis ettiği vakıflara emek veren ve onları yaşatan, günümüze kadar, yani vakıflar idaresini iptal ettiği güne kadar yaşatan bir ailenin göreneği içerisine geldiğimiz için pek çok eserler vücuda getirmişler. Lala Şahin Paşa'dan sonra gelen şahsiyetler de paşa ve bey unvanını almışlar. Onların da külliyenin esas tesisi olan, tesis mekanı olan Kemal Paşa'da her birerleri, yani Lala Şahin Paşa'nın her bir torunu ayrıca vakıflar kurmuş. Vakıfların, kurduğu vakıfların da bir abidevi zamanında, kurulduğu zamanda ayakta olan eserleri varmış. Dolayısıyla kurulmuş büyük bir vakfa, büyük bir nüveye daha sonra gelen evlatları hep bir şeyler eklemişler. Bu silsileyi takip ettim, merak ettim. Ne yapmışlar, nasıl vücuda getirmişler, o vakfiyelerdeki hassasiyet, insana ve insan hakkına olan hizmetler, Cenab-ı Hakk'ın kulluğa verdiği değer, ehemmiyet, sonra Nebi-i Muhterem Efendimiz Hazretleri'nin ahlaki disiplinini o vakfiyelere aksetmesi, o vakfiyelerdeki titizlik, bütün bunlar bu sahayı, yani bu vadide, bu vakıf kültürü vadisinde vücuda gelmiş eserler üzerindeki farklılıklara tetkike beni gayri ihtiyari sevk etti. Biraz yani netice itibariyle geriye doğru bakarsak ceddimizle, büyüklerimizle alakalı sıhri bir his bu. Yani bir yerde bir binayı beğenip de ben de bu binaları yapan kimse olacağım heyecanıyla değil, çok daha yüzlerce sene evvel gelen bir hissiyatın devamını kendimizde bulmuş olduk. Sebebi menşei bu. Ondan sonra tabii eski bir aile olduğu için aile ocaklarını bırakmamışlar. Eski yapı ve binalar var, orada yaşamışlar. Şimdi mesela 54 senesinde dünyaya geldiğimiz, içerisinde bulunduğumuz bu binada hala kalmak itibariyle 60 küsur senedir aynı tahtaya, aynı kapıya bakıyorum ve hala düşünüyorum. O kapının imaliyle alakalı, farklılığıyla alakalı hala fikirler edinmeye çalışıyorum. Çözemediğim yerleri hala var. Dolayısıyla hani bir kitabı 60 sene okumanın insana verdiği bazı farklılıklar olsa gerek. İşte bu bütün farklılıkların birikmişliğiyle kafi gelmedi tabii sadece kendi şahsi ailevi tarihimizle, bu ailemizin kurduğu vakıflarla alakalanmak. Daha dışarıya da merak ettim. Dış memleketlerde yapılmış eserlerin farklılıkları beni tabii dikkatimi çekti. Memleketimizde peyderpey asırlar geçtikçe, seneler geçtikçe, üslup ve zevkler değiştikçe mimarimizin kazandığı zenginlikleri ayrıca tetkik etmeye çalıştım. Kâfi gelmedi kaldığımız yeri tamir etmek, bakımıyla meşgul olmak, başka vakıf binalarında tamiriyle meşgul olduk. Dolayısıyla bu meşguliyet ve takip bize haliyle bu yapı sanatından bir şeyler bıraktı. Farkında olmaksızın, yani belki örneğim kastıyla değil ama bu yapılara ve bu değerlere, tarihin biriktirdiği bu manevi iklimin mekanı olan bu yapılara emek vermek haliyle bizlere bir şey bıraktı. Ve devam ettik tabii, bırakmadık. Vakıflar İdaresi maalesef bu mevzularla pek fazla alakadar olmadı. Vakıflar İdaresi'nin en büyük hassasiyeti akarlarından kiraları titizlikle toplayabilmek hassasiyetidir. Gayet tabii bu mühim bir şey. Oradan akar olacak ki tamirlere bütçe bulabilsin. Fakat bu hassasiyeti bir yapının titizlikle tamirinde maalesef gösteremedi. Bilhassa son yıllarda gösteremedi. Tabii bir idarenin büyük bir kadroyla yapamadığı işi biz tek başımıza ne kadar yapabilirdik? Üstelik selahiyetimiz de yok. Bizlere emir veremiyoruz, karar veremiyoruz veya yanlış bir işi durun deyip durduramıyoruz. Haber vereceğimiz bir merci de yok. Var, var ama her habere, her ikaza maalesef o kadar itibar etmiyorlar. Dolayısıyla büyük bir zayiat vücuda gelmiş ve halen de bir başka türlü sürüyor. Eskiden az evvel sizin de andığınız gibi alakasızlık sebebiyle eserler çökerdi. Şimdi ise yanlış alaka sebebiyle eserler tanınmaz hale geliyor. Bu da ayrı bir facia. Neden ayrı bir facia? Bu aynı zamanda bir kütüphaneyi düşünelim. Orada eski kitaplar kalmış olsun. İyi niyetli de olsa biz o kitapların, eski kitapların silinmiş sayfaları üzerinden, yazıları üzerinden kalemle geçersek o kitap artık eskilikten çıkar.
Yani bir kitabın nasıl tamirinin bir disiplini varsa, mimarimizin ihyasının ve bozulmadan yaşatılmasının da bir disiplini olması lazım gelir. İşte buna dikkat edilmeksizin, yapalım da nasıl olursa olsun, yaptığımız adet ve faaliyetlerin adedi artsın şeklindeki heyecanla bu binalara gerekli sanatkarlar bulunmadan, ihale kanunları bu eserlerin hassasiyetine göre hazırlanmadan, eserin teslim edildiği, bunu mükellef olan müteahhitlerin, eski eser müteahhiti vesaire olmamalarından kaynaklanan sebeplerle maalesef binalar tanınmaz hale geliyor. Bir de tabii zamanımızda herkesin kaygısı kendine göre, hayat kaygısı, geçim kaygısı, daha bir türlü meseleler var. İnsanlar yüzlerini, gözlerini çevirip de bu eksikliklerin giderilmesi veya sıhhatle devamının sağlanması için öyle pek fazla kaygı göstermiyorlar. Bu kaygılar tabii idareyi aksetmeyince, fiilen takipleri de yapılamayınca idare de bu yanlışları yapmaya devam ediyor. Mesela bir yerde futbol severler stadyum istiyoruz falan deyince o büyük bir çoğunluk olduğu için onların arzusuna cevap veriliyor ve öyle bir stat yapılabiliyor. Ama bu sahada talepler az. 3-5 kişinin feryadı bu işi ihyaya maalesef yetmiyor. Az evvel girişte Bursa'dan bahsettiniz. Bursa mevzumuz olacaktı. Evet. Netice itibariyle biz eski bir Bursalıyız. Yani Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun işte İznik'ten sonraki ilk payitahtı diyebiliriz. Edirne'ye, Nakmi'ye kadar da Sultan Murat, 2. Murat Han'ın burada metfun olmak itibariyle o devreye kadar bir payitaht olmuş. Ve hakikaten asli mimarisini de korumuş. Az evvel andınız, baş mimar olarak bildiğimiz, yani ismi daha çok anılan, aslında pek çok mimarlar yetişmiş, eserler vermiş, isimleri kaybolsa bile veya bilinmese bile eserleri ortada yaşıyor. Dolayısıyla eskiden o kadar tabii ve sıradan bir işmiş galiba bu eserleri bir mimari üslupla vücuda getirmek. Sıradan bir iş olduğu için isimlerini bile tenezzül etmemişler binanın kitabesine koymaya. Çoğunda yapı kitabesi yaptıran ve bazen de yapan filan pek bulunmaz. Bazen yaptıranlar bulunur. Yani biraz da Selahaddin binalarda padişahlar, sultanlar anılır. Ama mimarları umumiyetle anılmaz. Çoğunda mimari bilinmez. Başka bir kaydı, yerde kaydı varsa bilinir. Eğer yoksa çoğunun ismen mimari bilinmez. Üslubundan dolayı acaba üslubunun gidiş şekli farklılıklarından dolayı filan ekolundadır, falan ekolundadır diye böyle bazı tespitler yapılabilir. Hakikaten tabii Mimar Sinan'ın büyük bir tesiri olmuş. Ondan sonra kendisini takip eden mimarların da vücuda getirdiği mimarlı eserlere bu vadideki vücuda gelmiş eserler diye anıla gelmiş. Bunu biliyoruz. Yani demek istediğim, o kadar günün, o günün itibariyle kanaatim o ki sıradan bir iş ki isimleri bile de yazılmamış. Aslında bir de burada eksik bir kanaat var. Sanılıyor ki Mimar Sinan sihirli bir denekle bu eserleri bir günde vücuda getirmiş. Öyle değil ki, çalışmadıkları için bir fikirleri yok. Yani yapı bir ekip ve takım işidir. İçerisinde pek çok sanat var. Hezarfen derdik mesela eski sanatkarlara. Neden? İçinde hakikaten bir binanın bin türlü sanat var. Onun içerisinde gelip pek çok takım çalışıyor. Mimar bunlarda çalışacak insanların vücuda getirecekleri parçalar, kısımlar, malzemeler hakkında umumi fikri olan bir şahsiyettir. Ama pek çok alet kullanılır bir yapıda. Bir mimar o alatları teker teker eline alıp her eseri ayrı ayrı vücuda getiren şahıs demek değildir. Fakat o alatları tutarak binalardaki ayrı ayrı parçaları üslubuna ve bütününe uygun olarak yalnızsız, eksiksiz, deformasyona uğramaksızın vücuda getiren o sanatkarların adeta elini tutandır. Dolaylı olarak tutandır. Elden tutuyor demek kastetmiyorum tabii de. Onların ne yapıp ne yapabileceğini bir sonraki, bir önceki yaptığı eserden bilir. Dolayısıyla onlara bir teslimiyeti vardır. İnanı vardır. Her gün başında durmaz. Her gün tarif yapmaz. Ana bünyeyi verir. Takımlar uygun bir şekilde eskiden birikmiş olan tecrübeleriyle çalışırlar ve ortaya bir eser çıkar. Ama işin başında filan şahısı olduğu için o eser artık o filan şahsın eseri diye anılır. Anlatabiliyor muyum? Hakiki kahramanları bizim mimarimizin maalesef bilinmiyor. Dolayısıyla bu takım ruhu diyeceğimiz, takım iklimi dediğimiz şey bugün durduğu için, yani yeniden eserler vücuda getirilemediği için, yani o saltanatlı devirleri tabii kaybettik. Aslında bugün imkanlar daha çok, bütçeler daha geniş.
alet, makine, fizik, kimya, teçhizat falan daha muazzam. O zaman böyle şeyler de yok. Bir büyük sütunu nasıl dikildiğini bir düşünsünler. Bugünkü vinçler o zaman yok. O koskoca İskenderiye'den getirilen o sütunların Süleymaniye'ye nasıl dikildiğini bir tefekkür etsinler bakalım. Küçük bir direği, küçük bir ahşap direği dikmeye çalışsınlar. Bunun ne derece ciddi bir şey olduğunu belki fark ederler. Ama ömründe bir eşyayı bir yerden alıp bir yere nakletmeyenler o sütunun oraya gelip nasıl dikildiğini düşünemezler. Bütün bunları kuramayan, yani bir binanın bir sütununu kuramayan, bir binanın bütünün yapısı hakkında da kanaatı pek kuvvetli olamaz. Zayıf bazı kanaatlar beyan edilir. Hatta tuhaf kanaatlar beyan edilir. Mesela Süleymaniye'nin üzerinde is odaları varmış. Orada mürekkep oluyormuş. İçerideki ilahi iklimin oraya sindiği mürekkeplerle veya islerle yapılan mürekkeplerle yapılan işler daha ruhani olur falan deyip böyle tuhaf hikayeler veriyor. Oraya bina mesela sinilip süpürülüyor. Kapılar açıldığı zaman oradan giren hava cereyanı oradaki is odalarının içerisinden dışarı çıkıyor. Dolayısıyla oraya giden sadece yüzlerce kandilin içinden çıkan is değil, aynı zamanda binanın çel çöp içerisinde biriken tozları, ahalinin tabii getirip ayağıyla getirdiği tozlar vesaire, onlar da oraya gidiyor. Orada çamur gibi bir karaltı birikir. Oradan ancak çamur gibi adi bir mürekkep olur. Bizim hassasiyetimiz tabii çok hassastır. İşittiğim eskilerden, biz tabii iman etmedik ama bezilyağını yakıp mürekkep yaptıklarını söylediler. Böyle bir rivayet işittim kendilerinden. Şimdi artık tabii nasıl yapıyorlar artık bilemiyoruz tabii. Herhalde bir usul bulmuşlardır. Büyüklerim hattat olduğu halde tabii böyle mevzudan mevzuya geçiyoruz ama hattat oldukları halde maalesef hassasiyetle fazla alakadar olamadım. Esas arzum oydu. Fakat tabii binalar harap, tamire muhtaç. Bina dökülüp zarar görürken, dış şartlardan tesir alırken onu tamir etmeyip de içeride hat sanatıyla uğraşmak mümkün olamadığı için hat sanatını bir kenara koyup en mühim yeri ahşap evlerin, tabii ahşap binaların çatılarıdır. Dolayısıyla vaktimiz hep çatılarda geçti. Yani çatı tabii ki bizim ihtisasımız oldu. Mecburen öyle oldu. Binaların bir temeli ehemmiyetlidir. Bir de çatısı, yani binayı tutan bilhassa ahşap binalar. Böyle geçiş yapıyoruz ama bir temelidir, temelinden çok çatısıdır. Ahşap binalar çatılarıyla yaşar. Temelini aşağıdan destek falan bir şey yaparsınız ama çatıyı sıhhatli yaşatamazsınız, ahşap bina yaşamaz. Ahşaplarla alakalı bir bahis etmiştiniz de oradan hatırıma geldi. Neyse, netice itibariyle Bursa böyle büyük bir zamanında mühim bir klasik payitaht olmuş. Ondan evvel de herhalde Bizans'ın belki kayda değer bir tekfurluğuydu ama onlardan günümüze kalmış burada ciddi bir eser yok. İstanbul'da kalabildiği kadarınca burada böyle ciddi bir eser bulamıyoruz, göremiyoruz. Sadece Orhan Gazi Türbesi'nde eski manastırın bazı mozaikleri var. Onun dışında pek fazla bir eser kalmamış. Dolayısıyla Devri Osmani'nin hayat sürdüğü zaman zarfında biriken eserlerle vücut bulmuş Bursa'nın silüeti.